toplantımıza icabet ettiğiniz için gayet güzel bir kış gününde bereketin haber sorumlu geldi. Sizlerle beraber olduğumuz için hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, televizyonların, gazetelerin, internet basınının, medyasının çok değerli yöneticileri, yayın yönetmenleri. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün niye buradayız, beraberiz? Bu soru hepinizce malum. Bildiğiniz gibi 31 Mart günü yerel yönetimler, belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, büyük şehir olmayan şehirlerde il genel meclis üyeleri seçimleri yapılacak ve bu seçimlerde de vatandaşlarımız gelecek 5 yıl için kendilerini yerelde temsil edecek, yönetecek başkanlarını seçecekler. Bugünlerde partilerde çok ummalı bir çalışma var. İl basında, ilçe basında belediye başkan adayları belirleniyor, kamuoyuna ilan ediyor, ediliyor. AK Parti olarak genel başkanımız, cumhurbaşkanımız 29 Aralık günü İstanbul'da yapılan geniş katılımlı bir toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu, İstanbul'ları tanıttı. Şahsım 31 Mart seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için yer veriyorum. Onun için aday olarak partimiz karar verdi. İstanbul'da bu yarışta bulunmamızı istedi ve biz de başımız gözümüz üstüne dedik. Böyle bir yola girdik. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Ayrıca bu 39 ilçede 3 arkadaşımız Maltepe, Beşiktaş, Silivri Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde belediye başkanı aday olarak seçimlere katılacak. 36+3 Cumhur İttifakı her ilçede seçimlere girmiş olacak. Bu 84 gün var bugünden itibaren. Sandığa gitmeye 84 gün kaldı. Bu süre içerisinde bütün adaylar olduğu gibi bizler de ilçe ilçe, mahalle mahalle hemşehrilerimizle çeşitli iletişim araçlarını kullanarak ulaşacağız. Kendimizi anlatacağız, projelerimizi anlatacağız. Ama prensip olarak daha az konuşacağız, daha fazla dinleyeceğiz. İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz. Kulaklarımız değil, İstanbul'u dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü, işiten kulağı, düşünen aklı ve hisseden kalbi olmaya devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza beraber. 31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz. Bu
bakımdan şu ana kadar İstanbul'da büyükşehir adına yarışacak belli iki aday var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı adına Ekrem İmamoğlu, birisi de Cumhur İttifakı adına belli. Arkadaşımıza da telefon ettim, başarılar diledim, tebrik ettim. Benim arzum, değerli arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul ölçeğinde, İstanbul merkezli, İstanbulluların sorunları, beklentileri ve geleceğini konuşacağımız bir seçim olmalı. Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, bir referanduma dönüştürülmesi bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir. İstanbul'un konularını, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Ümit ederim ki diğer partilerde veya diğer ittifakta bu hassasiyeti gösterir. Bunun şüphesiz en büyük faydası bu güzel şehre olacaktır. Bu şehirde yaşayan 15 milyon 250 bin hemşehrimiz olacaktır. Değerli arkadaşlar, İstanbul yerel yönetiminde 25 yıllık, yarım asırlık bir geçmişimiz var. 27 Mart 1994 Recep Tayyip Erdoğan. O zaman AK Parti yoktu. Ama AK Parti İstanbul hareketiyle başladı. Dolayısıyla geçen çeyrek asırın her türlü sevabıyla, günahıyla sorumlusu biziz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Ve şimdi 31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz. Bu yeni dönemin ilk durağı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü 2023'tür. 2023'e bir yandan Türkiye daha önce koyduğu hedeflerle yürürken diğer yandan da İstanbul'da biz aynı şekilde İstanbul ölçeğindeki hedeflerle beraber yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlar, İstanbul'u size, İstanbullulara anlatmayı çok gerekli görmüyorum. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Bana diyebilirsiniz ki sen bu şehirde yaşamıyorsun. Ben bu şehre 1967'de geldim. İlkokulu bitirmiş, köyünden başka hiçbir yer görmemiş birisi olarak bir gece yarısı bol ışıkların olduğu bir yere geldim. Harem'miş orası, daha sonra öğrendim. Oradan bir yere geçtik, bir büyük ev gibi. Sonra biraz sonra hareket etmeye başladım. Ben şaşırdım ya, ne oluyor?
bu bulunduğumuz mekan hareket etmeye başladı diye endişelendim. Sonradan öğrendik o arabalı vapurmuş. Oradan Sirkeci'ye gittik. Bir o Amerikan şeyleri var. Taksileri var. Plymouth, Ford, Chevrolet. Onlardan bir tanesi. Bindik. Amcamla beraber gittik Beyoğlu'na. Beyoğlu'nda dedemin evi vardı. Oraya gittik, yerleştik. Ve ondan sonra da Kasımpaşa Pir Reis Ortaokulu'nda kaydımız yapıldı. 67 Eylül'ünde İstanbul'un mukimi oldu. 67'den 2002-3 Kasım'ına kadar sürekli İstanbul'da. Ne kadar bir süre? Aşağı yukarı 50 yıla yakın. 35 yıl sağlam var. 35 yıl ama ondan sonra da İstanbul'dan hiç kopmadı. Bir ayağımız İstanbul'da, bir ayağımız Ankara'da ve Türkiye'nin her tarafında oldu. O dönemleri söylüyorum. İstanbul'un bilmediğim noktası kalmamıştı. Avrupa'da, Asya'da hala o günler, o dolaştığım semtler hafızamdadır. Her ne kadar büyümüş olsa da, değişmiş olsa da yine mekan olarak çok rahat hatırlayabiliyorum. Ancak en son durumunu İstanbul'un görmek için herhalde bir ay her tarafı bir yürüyerek dolaşmak lazım ilçe ilçe. Nasıl bir kampanya yapacağız ona geleceğim. Oralarda çok vakit kaybetmek istemiyorum şimdi. Tarih ve coğrafyadan gelen bir dinginliğe sahip İstanbul. İstanbul'un tarihi 2500 yıl diye bilinirdi. Biz Marmara'yı yaparken tarihinin bilinenin aksine 8500 yıllık olduğunu gördük. Ve İstanbul'un tarihinin belki de daha eski olduğunu düşünüyorum. Belki yeni kazılarla bu da ortaya çıkacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle tarihimizin ve medeniyetimizin özeti İstanbul'dur. Zaten tarihimizden İstanbul'u çekip alsak geriye çok az şey kalır. Çünkü kültürümüzün, sanatımızın, mimarimizin en güzide eserleri burada. Ne diyoruz? İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti, Mimar Sinan süsledi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk düşman işgalinden kurtardı, Recep Tayyip Erdoğan da ayağa kaldı. İstanbul'un gelişim evrelerini böyle özetleyebiliriz. Bütün farklılıklarıyla, bütün çeşitleriyle uyum içinde yaşayan bir şehir İstanbul. Kıtaların birleştiği şehir. Yani laf olsun diye değil, hakikaten iki tane kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı şehir İstanbul'dur. İşte kıtaları ayıran o meşhur Boğaz'da hemen karşımızda. Müslümanıyla, Hristiyanıyla, Yahudisiyle üç semavi dinin, kültürlerin, inançların birlikte yüzyıllarca yaşadığı, kültürel bir sinerji meydana getirdiği şehir İstanbul. Medeniyetimizin gücü ve güzelliği de işte buradan geliyor. Birini diğerine üstün görmeyen, herkesi kendi kimliğiyle kabul eden bir güzelliktir bizim medeniyetimiz. 15.253.000 insanın yaşadığı İstanbul nüfusunun
%45'i 30 yaşının altında. 30 yaşın altında. Yani İstanbul genç bir şehir, nüfus anlamıyla dinamik bir şehir. 206 üniversitenin 61'i İstanbul'da. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin %11,5'u İstanbul'da. Bu anlamıyla da İstanbul bir üniversite şehri, bir eğitim şehri. Okul öncesi eğitimle ilk orta liseyi birlikte düşündüğümüzde 3 milyon öğrencisi olan bir şehirden bahsediyoruz. Buna 853 bin üniversite öğrencisini koyduğumuz zaman 4 milyona yakın öğrenciye sahip bir şehir İstanbul. Norveç'in nüfusu kadar öğrencimiz var. İşin özü. Ayrıca dünyadan da on binlerce öğrenci İstanbul'da, üniversitelerde eğitim görüyor. Dolayısıyla eğitim turizmi ve kültürümüzün, medeniyetimizin başka ülkelerde tanınmasına da bu öğrenciler vesile oluyor. İstanbul'a geçen yıl 12 milyon 500 bin misafir geldi, yabancı misafir, turist geldi. Bu önemli bir sayı. Önceki yıllar bu sayı 10 milyonun altındaydı. Bu sene ciddi bir sıçrama yaptı. Bu da tabii İstanbul'da son zamanlarda güvenlik ve asayişte kat edilen olumlu mesafenin bir sonucu. Dış ticaretimizin ithalat ihracat bir arada %56'sını İstanbul gerçekleştiriyor. Yani Türkiye'nin ekonomi açısından da kalbi nitelinde bir şehir. İstanbul olmasa Türkiye lokomotifsiz bir katara dönüş. Milli gelirin 1/3'ü, ihracatın %44'ünü İstanbul yapıyor. 140 ülkeden daha büyük bir ekonomiye sahip İstanbul. Dünyadaki 140 ülkeden daha büyük bir ekonomik büyüklüğe sahip. İstanbul aynı zamanda sanatın, sinemanın, edebiyatın da merkezidir. Tabii İstanbul'la ilgili konuşulacak çok şey var. Bunları konuşacağız. Ancak İstanbul'un sorunları da var. Sorunu olmayan ölülerle deliler yaşayan herkesin sorunu var. Esasında onların da sorunları var da biz onların frekansına giremediğimiz için sorunlarını öğrenme şansımız olmuyor. İstanbul'da sorun nedir diye sordurdum ben sokakta vatandaşlara. Birinci şey ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik en önce telaffuz edilen sorun. Bir de nüfus yoğunluğu, kalabalık tarzında bir değerlendirme var. Çok değerli bir yazarımız var. Aynı zamanda da benim hemşerim Mustafa Kutlu. Çok güzel bir sözü var. İstanbul böyledir. Yaşanmaz burada derler. Der, çeker gidersin. 3 gün geçmeden özlersin. Hakikaten İstanbul böyle bir şey. Ben memleketime gidiyorum. Zaman zaman özlüyorum. Ama hakikaten 3 gün sonra dönmek istiyorum.
Eminim ki hepiniz de tatile gitseniz, nereye giderseniz gidin, İstanbul'a özlüyorsunuz. Dertlerine rağmen özlüyorsunuz, sorunlarına rağmen özlüyorsunuz. Çünkü İstanbul yaşayan bir şehir. Bu şehirden gidilmez, gidilse bile temelli gidilmez. O yüzden Yahya Kemal, İstanbul'un neyini özlüyorsunuz derse dediklerinde Ankara'dan dönüşünü özlüyorum demiş. Dolayısıyla tabi Yakup Kadri'nin de ona verdiği cevap var, ona girmeyeyim. Ankara'yla ilgili. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da tam zamanlı olarak mesaiye başladık arkadaşlar. Ben ortaokulu, liseyi, üniversiteyi burada okudum. Bir çocuk olarak, Binali olarak geldim Kasımpaşa'da. Burada Binali Yıldırım oldum. Özel sektörde çalıştım. Cumhurbaşkanımla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İDO'da çalıştım. Zamanında İDO Marmara'nın her tarafına sefer yapan Adnan Menderes, Turgut Özal gibi dünyada ilk deniz taşımacılığında hızlı feribot işletmesini başlattık. Ve Marmara'nın kuzey ile güneyini adeta birbirine komşu kapısı yaptık. Daha sonra AK Parti'yi Cumhurbaşkanımız kurarken kurucusu oldu. 22. dönem İstanbul, 23. Erzincan, 24. dönem İzmir, 26. dönem İzmir Milletvekilliği ve iki hükümet hariç bütün hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı 11 yıl boyunca Türkiye'de Ulaştırma Bakanlığı yapan başka bir arkadaş yok. En uzunu 3 yıl yapmış. O da Allah rahmet eylesin, Veysel Atasoy. Onun dışında Ulaştırma Bakanlığı'nın Türkiye'deki görev süresi 8 ay. Ortalama. Daha sonra bildiğiniz gibi 65. hükümetin kurma görevini Cumhurbaşkanımız bize verdi. 65. hükümette başbakanlık yaptık. Başbakanlığı kendi elimizde ortadan kaldıran başbakan olma ünvanında yaşadık. Son başbakan olarak görevimizi tamamladık. 94 yıllık parlamenter sistemi sona erdiren anayasa değişikliği, halk oylaması ve nihayet bu yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesini sağlayan 24 Haziran seçimlerinden sonra başbakanlık dönemi sona erdi ve yeni dönemin meclis başkanı olarak da göreve başladım. Dünya değişiyor, İstanbul değişiyor. Dolayısıyla sorunların şekli de değişiyor. Eğer 94 kampanyası öncesi olsaydı burada, o dönemi hatırlamayan arkadaşlarımız da muhakkak vardır. 25 yıl çünkü. O gün doğanlar bugün 25 yaşında. Burada her şey ne konuşuluyordu? Çöp konuşuluyordu. Susuzluk konuşuluyordu. Hava kirliliği konuşuluyordu. Çok sokaklarda çamur konuşuluyordu. Hüseyin Bey siz o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın basın müşaviriydi. Yakıcı konular bunlardı. Biz buna İstanbul 1.0 hizmet versiyonu diyoruz. Bu geride kaldı. Hani bilgisayarlarda var. İşletim sistemleri X 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 diye versiyonlar var. 1.0 versiyon sorunlar dönemi İstanbul'da geride kaldı.
Gerçi bazı illerde, ilçelerde hala bunlar var. Yok değil. Ama genel anlamda böyle bir sorunumuz yok. Şimdi İstanbul'da İstanbul 4.0 dönemi başladı. Hani Endüstri 4.0 diye bir şey var ya. Her şeyin bilgi, iletişim teknolojileriyle desteklendiği, yaşamın adeta elektronik araçlarla yönetilir hale geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde Endüstri 4.0'a benzer İstanbul 4.0 olarak kabul edebiliriz. İstanbul 4.0'ın içinde neler var? Bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün de sizin sorularınızla bazı ipuçları vereceğiz. Kısaca ihtiyaçlar değişti, beklentiler değişti. Şimdi İstanbullular daha ulaşılabilir, erişilebilir. Havası, doğası daha temiz. Yeşil alanı çok daha fazla. Gençler için, çocuklar için doya doya yaşayacakları, hayallerini, beklentilerini karşılayacak altyapı ve imkanların olduğu, sosyal, kültürel faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam ettiği bir şehir arzu ediyorlar. Biz de ne yapacağız? İstanbullu isteyecek, biz yapacağız. Türkiye'de bunu yaptık, İstanbul'da da aynısını yapacağız. Ortak paydamız İstanbul. Hepimiz bir taşına paha biçilmez İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşadığımız. Bugün bu toplantıda bir araya geldiğimiz şu saatlerde her türlü sorularınızı cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç sorunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun. Hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun. Arzu ettiğim budur. İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un mevcut fotoğrafını biliyoruz. Görmek istediğimiz İstanbul nasıl olmalı? Bunu konuşacağız. Tabii bu ilk buluşma Türkiye'nin medyasının merkezi İstanbul, kalbi İstanbul. Yazılı, görsel, sanal, gerçek, her türlü medya ve basın İstanbul'dan bütün Türkiye'ye yayılıyor. O bakımdan bu buluşmayı çok kıymetli buluyorum ve davetimize icabet edip bu güzel kış gününde, bereket gününde bizlerle beraber olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum ve sözlerimi şimdilik burada noktalıyorum. Söz sizde, söz mecliste. Buyurun arkadaşlar.